Konakya sınırını geçtikten sonra burada dikkatinizi çeken en önemli şey yollar asfalt gayet güzel. Kontrol noktası. Biraz daha geri gidelim. Biraz daha geri gidelim. Freetown'da yaklaşık 60 kilometremiz kaldı. Bu ülkeyi çok kötü anılarla hatırlıyoruz ama bu ülkenin güzel şeylerinden bir tanesi de bu ülkede çok güzel doğanın olması. Çok güzel floranın ve faunanın bulunması. Bunlardan bir tanesi de şempanze çiftliği. Birazdan yaklaşık 30 kilometre önce Freetown'da şempanze rehabilitasyon merkezini ziyaret etmeye çalışacağız. Freetown'a doğru yoldayız. Let me lock the car. Maybe I want to talk to Christ. Okay. How much is one? This is five. We buy five. Sierra Leone, aslanlı dağlar anlamına geliyor Portekizce'de. Buraya Amerika'da kölelik yasaklandıktan sonra aman buralarda kalıp da bize sorun çıkarmasınlar diye bütün köleleri gemilere yükleyip Afrika'ya göndermişler ve bu bölgedeki plajlara bırakmışlar. Bu bölgelerde de böyle köleler iki tane ülke kurmuşlar. Biri Sierra Leone, birisi de bir iki gün sonra gideceğimiz Liberya. 90'lı yıllar ve 2000'lerin başı iç savaşla geçmiş elmas ve altın madenlerini elinde tutmak isteyen Belçikalılar ve İngilizler tarafından. Çok böyle barış içinde bir ülke istenmemiş. Bugün barış için savaşıyor bu ülke. Barışı istiyor, turist gelsin istiyor. Çok güzel plajları var, doğa muhteşem. Biz de şimdi acıktık, mısır aldık. Mısırlarımıza afiyetle yiyoruz.
Sierra Leone denince hep Leonardo DiCaprio'nun 2006'da çektiği Kanlı Elmas filmi geliyor akla, ama biz bu filmi unutalım. Bu günleri de unutalım, İç Savaşı. Bugüne gelelim. Bugün Sierra Leone 15 yıldır barış içinde. Kalkınıyor, yollar yapılıyor, binalar yapılıyor. Gayet güvenilir bir ülke şu anda. Savaşın yaralarını insanlarda ve toplumda sarmış, bırakın onu, rehabilitasyon merkezi görmüş, savaş sırasında zarar gören ve dünyada en çok bu ülkede yaşayan şempanzeler de burada rehabilite ediliyorlar. Savaş yıllarında gördükleri zararlar gideriliyor. Şempanzeler. Matres? Hello. Şempanzeleri gördük biraz. Biraz da bu insanların onlar için neler yaptığını okuduk içeride, yukarıda. Şimdi tekrar yola koyulacağız. Çok az vaktimiz vardı. Ormanın içinde, doğanın içinde çok güzel bir yerdeyiz aslında. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı ama maalesef ki yetişmemiz gereken bir uçak var. Çok eğlenceli, çok güzel bir yerdi. Devam ediyoruz. Diğer videolarda görüşürüz. Thank you.
başkenti Freetown'dayız. Burada görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Cotton Creek. Yaklaşık 500 yaşında bir ağaç. Bu ağacın tarihlerinde çok büyük önemleri var. Çevresini 15 kişi el ele tutuştuğunda ancak sarabiliyormuş kitapların yazdığına göre. Buraya gelirseniz mutlaka Cotton Creek'i görün. Şu anda yağmur sezonundayız. Bu ülke 6 ay yağmur alıyor. 6 ay ise kurak sezon yaşıyor. Yağmur sezonunda yolculuk yapmak biraz zor. Ekim ayı ile birlikte kuru sezon başlıyor. Plajlara gittik. Çevreyi gördük ama yağmur sezonu olduğundan pek fazla turizm yok. Ama yine de bu ülkeyi size tavsiye ederim. Sezonu diye. Yollar o kadar kötü ki Liberya'ya giden yollar. Söylediğine göre o yolları yağmur mevsiminde geçmek çok zor. O yüzden çok ucuz bir uçak ayarladık Brasil Hava Yolları'yla. Uçmaya karar verdik. Sierra Leone'den Liberya'ya. Fakat havaalanında öyle bir şey yapmışlar ki eğer ki karayolundan giderseniz 185 kilometre Yetiştik, biraz zor oldu ama. Merhabalar, feribota bindik. Bir de buranın yerel içeceklerinden deneyelim dedik. Arkadaş bize önerdi, baktık. Orada Mütsik vardı, bir tane Cider, Stahl, Guinness ve Malt. Ama biz Star'ı seçtik. Buralardan bir bira olsun dedik ve bununla karar kıldık. Sanırım Nijerya'nın birası, tam yazmıyordu nerede, nedir ne değildir ama bize yakın bir tane. Çok beğendim, güzel. Ne yapıyorsun?
katılıyorum. Matematik grubuna Sierra'na da dahil oldum. Bugün şehirde ilk günümüz. Sabahın erken saatlerinden saatlerinde gezmeye başladık. Şu an Feribot'tayız. Feribot'un kalkmasını bekliyoruz. Güzel bir macera olacak gibi gözüküyor. Heyecanlıyız şimdiden. Teşekkürler. Merhaba Eskişehir'den mesela. Eskişehir'den evet. Eskişehir'den, Kafe Del Mundo'dan. Etrafı izliyordum bir an böyle şey oldum. Sierra Leone'nin başkenti Freetown. Bugün gün boyu burayı gezdik. Birazdan Freetown'a veda edip uçakla Liberia'ya geçiyoruz, Monrovia'ya. Bundan sonraki 2-3 gün Monrovia'da olacağız. Freetown'da neler öneririz? Biz şempanzelerin rehabilitasyon merkezini gezdik, 10 numara. Gerçekten çok beğendik. Kesinlikle gözlemlemelisiniz şempanzeleri. Çok çok. Gerçekten insana genetik olarak en benzeyen hayvan olmasından dolayı çok ilginçti. İkincisi Cotton Tree. Cotton Tree bu ülkenin önemli sembollerinden bir tanesi. 500 yıldan daha yaşlı bir ağaç. Bir meydanda bulunuyor. O meydanda Cotton Tree'yi mutlaka görün. Portekizler tarafından yapılan Lighthouse, Fener. Bence önemli bir tarihi eser görülmesi gerekir. Onun dışında plajlar, muhteşem plajlar var. Lumpi Plajı. Lumpi Plajı'nı mutlaka ziyaret edin. Akşamüstü gidin, çocukların futbol maçı yapışlarını görün. Banana Adası'na gidebilirsiniz, Ulusal Müze'yi gezebilirsiniz. Ama bu feribotu da mutlaka deneyin. Don't give up the fight.